Namurban ekranlarından Bir Numara Magazin'den herkese merhaba. Ben Prince ve Esma Ateş'le birliktesiniz. Bugün de gündemi sarsan magazin haberleriyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Merhabamızı deyip başlayalım istersen. Merhaba. Sana da merhaba Prince'cim. Merhaba. Buket Aydın Sarıgül ilişkisi. Ne diyorsun? İzleyelim, ona göre yorum yapalım. Tamam. Buket Aydın, Emir Sarıgül aşkı belgelendi. Haber spikeri Buket Aydın'ın adı aşk dedikodularına karıştı. Emir Sarıgül'le öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte yılın aşk bombası. Geçtiğimiz aylarda Kanal D Haber Başkanlığı ve ana haber sunuculuğu görevinden istifa etmiş ve işinden boşanmış olan Buket Aydın, yeni bir hayata başlayacağının sinyallerini vermişti. Çok yakın arkadaş oldukları ileri sürülen Emir Sarıgül'le adı aşk dedikodularına karışılan çiftten son dakika haberi geldi. Buket Aydın ile Emir Sarıgül çifti yılın aşk bombası iddiasını kanıtladı. Bir Numara Magazin devam ediyor sevgili izleyenler. Haber spikeri Buket Aydın'la tabii ki Emir Sarıgül arasında bir aşk mı doğuyor? Aşk ya da mı aşk doğru? Var mıydı? Üzerine şimdi hemen şöyle izah edeyim. Geçtiğimiz aylarda hanımefendi çalıştığı o kanalda istifa etmişti. Hemen akabinde eşiyle boşandı. Evet. Ve herkesin söylediği gibi ben de aynı şeyi söyledim. Yeni bir hayatın sinyalini vermişti. Hanımefendi, Prince'cim. O ara Emir Sarıgül'le de fotoğrafları çıkmıştı. Ama kesinlikle reddettiler, yani şiddetle. Benim herkesle fotoğrafım var. Bu fotoğraf benim onunla ilişkim olduğu anlamına gelmiyor diye böyle bir yalanlama açıklaması yapmıştı. Ama hemen akabinde, bak bir ay bile geçmedi, yanak yana fotoğrafları çıktı. Fotoğrafı gördük demin. Bir Ece Erken gibi sanki. Ece Erken de böyle kabul ediyor. Yani şimdi bunlar boşanınca kendilerini aklamış oluyorlar. O resim çıktığında daha boşanmamıştı eşinden. Bunu biliyor musun? Bu bir ayıp bence. Ne kadar ayıp? Ya bence çok ayıp yani. Var mı bunun bir gramajı, ağırlığı falan? Hayır. Bak şimdi kendin söyledin. Dedin ki eşinden ayrılmadan yanak yana fotoğrafı var dedin. Hayır. Normal yan yana fotoğrafları vardı. Yan yana normal. Ve yalanlamışlardı. Arkadaşım olur kendisi. Benim herkesle böyle fotoğrafım var. O zaman herkesle ilişkim var demeye getirmişti. Evet. Ama bu son fotoğraf, yanak yana olan fotoğraf, gayet şevkle birbirlerini öpmüşler orada yani. Şimdi bunları ayrılınca kendilerini aklamış oluyorlar eşlerinden ayrılınca. Bu arada Emir Sarıgül daha önceden boşanmıştı eşinden. Bir hanımefendi. Çok da iyi bir aileye mensup bir hanımefendiyle evliydi. Adını soyadını söylemeyeceğim, zaten ekran başı biliyor. Çocukları da var o hanımefendiden. Yani bakalım Mustafa Sarıgül bu olayla ilgili ne konuşur, ne yorum yapar? Ya da bu bir kulaklarını çeker mi oğlunun? Sence çeker mi? Bence şimdi Mustafa Sarıgül çok değerli bir siyasetçi. Aynı zamanda tabii ki. Bence çeker kulaklarını. Yani bir prestiji var. Amiyane tabir söylüyorum ama. Tabii tabii, yani bir prestiji var ve mutlaka konuşacaktır bence. Ama zaten bundan öncesinde de Emir Sarıgül inanılmaz derece çapkınlıklarıyla konuşulan bir beyefendi. Ben Emir Sarıgül ismini nerede duydum biliyor musun? Nerede duydum? Galatasaray... Galiba Galatasaray yöneticiliği de yaptı Emir Sarıgül. O nedenle oradan aklıma geliyor. Ve iyi bir Galatasaraylıdır. Zaten çapkın bir beyefendi ama bu fotoğraf çıktı. Bu şekilde ifşa olmaları hasebiyle bu ilişkiyi çok fazla uzun ömürlü görüyor muyuz? Tabii ki görmüyoruz. Bırakacağız o zaman, Mustafa göreceğiz. Mustafa Sarıgül'ün de tabii ki bu anlamda uyarısı da önemli. Evet, Cedi Osman ve Ebru Şahin haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bir Numara Magazini. Denizde dudak dudağlar. Ercai dizisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan 26 yaşındaki Ebru Şahin, Cedi Osman ile Alaçatı tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu ile genç basketbolcu aşklarını daha önce inkar etmiş, ardından el ele poz vermişti. Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme tatiline devam ediyor. Ardı ardına yakalanan çiçeği burnunda çift, son olarak geçtiğimiz gün birlikte akşam yemeği yedikten sonra mekan çıkışında kendilerini
haberlerini bekleyen muhabirlerin karşısına el ele çıkmış ve aşklarını resmen ilan etmişlerdi. Ortak arkadaşları sayesinde tanışan çift bu kez de denizden çıkarken görüntülendi. Önceki gün Instagram'dan bikinli fotoğraf paylaşan Ebru Şahin'e ilk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan gelmişti. Cedi Osman gözlerinden kalp çıkan emoji ile sevgilisinin fotoğrafını beğendiğini ifade etti. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili Çeşme'de güneş ve denizin keyfini çıkarırken görüntülendi. Bir numara magazin devam ediyor. Number One ekranlarındasınız ve Emir Sarıgül haberinden sonra şimdi de Cedi Osman haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ebru Şahin'le ilk önce aşklarını bir inkar ettiler. Her zamanki gibi biz artık bu inkar ve yalan açıklamalarına inanmıyoruz. Hatta açık bir şey söyleyeyim mi? Midem bulanıyor. Yani niye saklarsınız? Niye yakalanırsınız? Yakalanıyorsunuz madem. Şimdi ilişkiden emin değiller. Yakalanıyorlar prens, tamam mı? Ondan sonra yalanlama mesajları bir ton böyle o sosyal medya hesaplarında kendilerini öyle ifşa ediyorlar. Ondan sonra 10 gün, 5 gün ya da bir ay sonra böyle el ele, dudak dudağa fotoğrafları çıkıyor. Çok hoşlanmıyorum. En son bir şey söylemiştim ben. Böyle bir kere bir dizisi tutuyor bunların, tamam mı? Evet. Hemen özellikle bunu kadınlar yapıyor. Bir futbolcu, bir basketçi bulup böyle evleniyorlar. Sonra 3-5 sene sonra adam bunları boşuyor. Böyle nafaka davalarıyla gündeme geliyorlar. İşte Ebru Şahin de onlardan bir tanesi. Aynı şeyi söylüyorum. Bunların bir dizisi tuttu mu hemen bir futbolcuya böyle... Basketbolcu. Ya da basketçi işte böyle hemen bir... Anladın ne demek istediğimi. Tabii ki anladım. Ciddi anlamda belki hani gerçekten bir aşk olabilir aralarında ama niye mesela inkar ediyorsun? Evet. Hiç cevap verme ya da konuşma ya da bir şey söyle. Çok komik oluyor. Bir de çok kabaca yani bunu kabaca yaptı. Tabii. Yaptı. Hemen şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Habercileri yalanladı. Ya bugün magazin muhabirleri olmasa, magazin gazetecileri olmasa siz bir hiçsiniz ya. Aşağılayarak yaptı bir de bunu yani. O açıklamasını biliyor musun? Kesinlikle. O yüzden Ebru Şahin büyük böyle bir şey kabul etmiyor. Büyük haksızlık yaptı. İşte bu fotoğrafta kanıtıdır diyorum. Evet. Ve Şeyma Subaşı'na geçiyoruz. Başka bir şey söylemeyeceğim yani. Şeyma Subaşı öyle bir poz verdi ki başlığıyla haberimizi izleyeceğiz. Sonra üzerine konuşacağız sevgili izleyenler. Şeyma Subaşı öyle bir poz verdi ki. Şeyma Subaşı bir moda dergisinin Türkiye yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi. Verdiği bu iddialı ve bir o kadar da sıra dışı poz sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Acun Ilıcalı ile olan evliliği sona erdikten sonra sosyal medyada çokça gündem olan Şeyma Subaşı yazdığı kitapla da günlerce konuşulmuştu. YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla ya da Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı dergiye öyle bir poz verdi ki sosyal medyada olay oldu. Bir numara magazin devam ediyor. Ne diyorsun Şeyma Subaşı'na? Şeyma Subaşı'nın ne diyeyim yani bütün dergilere verdiği kapakları paylaştı zaten. Evet. Şu anda da zaten bir tekstil işine soyundu tekrardan. Bununla da böyle bu şekilde gündem olması çok iyi. Yalnız bugün Acun'un jetiyle uçtu hanımefendi. Kızıyla da çok güzel bir poz verdi. Sanki böyle Çağla'ya bir gönderme vardı orada. İşte bak sen gezersin ama bak ben her şeyin sefasını sürerim der gibi. Ben öyle hissettim, açık ve net söylüyorum. Tabii ki her şey sefasını Şeyma sürecek. Sonuçta o birliktelikten olan bir kızları var. Acun da zaten eşlerine çok kıymet veriyor bu anlamda. Özellikle çocuklarının annelerine çok kıymet evet. veriyor. Bu da takdire şayandır. Ne diyeyim yani her zamanki Şeyma, her zamanki pozlar, her zamanki tavır. Şaşırıyor muyuz? Tabii ki şaşırmıyoruz ama boşandıktan sonra özellikle çok çok iddialı pozlarla hep karşımıza çıkmaya devam etti. Hala da devam ediyor. Ne diyelim? Gündemde kalmayı devam edecek. Gündemde kalmayı seviyor, konuşulmayı seviyor. Amacına da hizmet ettik şu anda. Ediyoruz da. Peki. O zaman diğer haberimizle devam edelim sevgili izleyenler. Hande Ateizi haberi var. Dilerseniz ona bir bakalım. Dönüşte üzerine konuşacağız.
Dünya evine girmeye hazırlanan 46 yaşındaki oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, düğün öncesi tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Kuzursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi'nin paylaşımına 9000'in üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Hande Ataizi'nin paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi. Bir numara magazin devam ediyor. Number One ekranlarındasınız. Sevgili izleyenler, Hande Ataizi göz kamaştırdığıydı başlığımız. Evet, Hande Ataizi 46 yaşına aşk geçmiş. Aşkı Hande Ataizi. Çok kendinden yaşça küçük bir sevgilisi var hanımefendinin. Yaklaşık 7-8 aydır evet. Birlikteler. Aşk yaradı ya. Gerçekten aşkla beraber çok cüretkar pozlar vermeye başladı. Çok seksi bir hallere bürünmeye başladı. Çok da fit, düzenli de spor yapıyor. Oğlu Leo'yla ve sevgilisiyle çok fazla vakit geçiriyor. Hep yan yanalar. Güzel fotoğraflar ve kareler paylaşıyor bizimle. Ama ben tabii yani kendinden 20 yaş küçük bir sevgiliyle oğlu Leo'yu bir araya getirmesini çok tasvip etmiyorum. Evet. Bu anlamda mesela Deniz Akkaya'yı çok tebrik ediyorum ben. Her zaman kadın diyor ki, mukayese dahi etmem de, kızımla aynı evin içerisine bir erkeği sokmam ya da bir arada bulundurmam diyor. Gerçekten takdire şayan bir anne. Erkek çocuğu açısından ben çok psikolojik anlamda bu işleri çok normal karşılayamıyorum. Ama şey demiş işte, bak burada diyor ki dünya evine girmeye hazırlanıyorlar demiş. Ya ne kadar dünya evine girseler bile, gerçek söylüyorum ya, ikinci evliliklerin en büyük handikapı bu. Çoluk çocuk sahibiysen bir takım şeylerden fedakarlık yapmak gerektiği kanaatindeyim ben. Bence güzel bir ilişki olabilir. Güzel bir ilişki olabilir ama 20 yaş küçük yani... Bir de çok fazla spor yapıyor herhalde. Çok fazla spor yapıyor zaten. Kendine çok bakıyor Hande Ataizi. Yani şimdi hakkını da vermek lazım gerçekten. Ne bileyim. Mesela bazı insanlar şey diyor, ne yesen yarıyor. Sen sporunu yapmazsan ne yesen yarar. Aynen şimdi öyle. Bu kadın hakikaten, ama bak şimdi Hande Ataizi... Ama Şeyma Subaşı yaş... da inanılmaz spor yapıyor, biliyorsun değil mi? Yani o da sağlığına pandemi önem veriyorlar. Pandemi döneminde özellikle bir kez bile ihmal etmedi. İşte bu insanlar sağlığına önem verdiği için... Böyle gündemde kalabiliyorlar. Hande Ataizi'ni de tebrik ediyoruz tabii ki sağlıklı yaşadığı için. Şimdi dilerseniz sevgili izleyenler Nusret'le devam edelim. Nusret biliyorsunuz en önemli aşçılardan biri bana kalırsa. Aşçı mı? Ben öyle hissediyorum. Yani çünkü kasap onun... be. Yani öyle adam mi? Kasap ya. Kasap da olsa bir şey değil yani. Kasaplık da güzel bir şey. Arabayla yarışmış. Nasıl yarışmış? Haberin detaylarına bakalım, sonra devam edelim. Nusret bu kez de arabayla yarıştı. Tuz serpme hareketiyle dünya çapında fenomen olan ve pek çok ülkede mekan açan Nusret Gökçe, sporu olan ilgisiyle de biliniyor. Restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Number One ekranlarında bir numara magazin devam ediyor. Nusret haberini izledik. Tabii ki haberi izlerken birazcık böyle karnım acıktı açıkçası. Çünkü Nusret'i görünce çok tuhaf. Hani et görüyorum. Böyle pişmiş etler falan görüyorum. Ne diyorsun bu Nusret'in bu hallerine? Hiçbir şey demiyorum. Hiç şaşırmadım. Nusret her zamanki gibi her eline attığı işe illa bir şovmenlik katacak. Katacak. Şimdi Nusret'in böyle bir işi olduğunu bilmesem şovmen zannederim onu. Öyle bir aurası var, öyle bir enerjisi var. Ne diyelim ya? Nusret seviyor böyle şeyleri. Bir şey söyleyeceğim. Nusret insan olarak demiyorum yani tip olarak. Soğuk değil mi? Çok soğuk geliyor bana. Yani. Yo, çok seksi bir adam aslında. Verdiği sosyal medyadaki o pozlarıyla, o gözlükleriyle, o tarzıyla bence çok seksi bir adam. Benim dikkatimi çeken bir olay var. Hiç yanında bir kadın görmedik. Hiçbir sevgilisi olmadığı ya da gizli yaşamayı seviyor bu işleri. Yani... Nusret çok beğenilen bir erkek aslında. Ama belki yani gizli gözükmek istemiyor. Bence gizliyor. Yani kız arkadaşını göstermek istemiyor olabilir. Ama bu kadar her şeyi şov katan bir adam sence kız arkadaşını göstermez mi? Belki de yok. Belki o de aşkta yüzü gülmüyordur. Yok yok, belki de hayatında gerçekten bir kadın yoktur yani. Ya aşkta mı yüzü gülmüyor yani? Yok ama geçenlerde biliyorsun o özellikle danalarla sığırlarla bir fotoğraf vardı ya biliyorsun. O fotoğrafta mesela o çok büyük tepki almıştı nedense.
Ve ona bir açıklama yapmadı yani. Çok enteresan. Gerek görmüyor çünkü zaten dünya çapında fenomen oldu o tuz serpme hareketiyle. Şu hareket. Ne diyelim? Evet. Bir gram et bin ayıbı örter efendim. Yakın zamanda sevgili izleyenler bizde de yine... Et önemli bir şey yani. Ben seviyorum et. Protein önemli ya. Evet. Peki o zaman çok enteresan bir haber var. Protein et dedin ama çok Türkiye'nin gerçekten gurur duyduğu, çok da sevdiğimiz bir gurme Vedat Milor'dan Nil Karaibrahim ile evet, olay gönderme vardı. Siz de anladınız mı bilmiyorum, anlayacak mısınız ya da bir haberi izleyin. Biz de üzerine konuşacağız sonra haber sonrası. Ben pek anlayamadım Nil Karaibrahim Gil ne demek istedi diye, ondan bahsediyorum. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Nil Karaibrahimgil geçtiğimiz günlerde köşesinde endişelerimizin %97'sinin negatif düşüncelerden oluştuğunu ilginç bir hesapla anlattı. Yemek eleştirmeni Vedat Milor Karaibrahimgil'in yazısını Twitter'dan alıntılayarak bunu peynir yüzdesini hesapladığım kuantum bilgisayarı ile çözebilirim. Ama önce hangi yüzdeye gireceğimi anlamam lazım yorumunu yaptı. Bir numara magazin devam ediyor sevgili izleyenler. Evet, hemen sana okuyacağım. Tam senlik. Sen bunu hesaplar evet. mısın? Hesaplayacağım da ilk önce bir okuyalım. Diyor ki bak, insan günde aklından 70 bin düşünce geçiriyor. Bunun %85'i negatif, %90'ı bir önceki günle aynı diyor Nil Karaibrahimgil. Halbuki endişelerimizin %85'i gerçekleşmiyor. Gerçekleşen %15'inin de %79'u bir şekilde oluyor demiş. Yani endişelerimizin %97'si negatif düşünceler yüzünden demiş. Yemin ediyorum bir şey anlamadım. Yani hiçbir şey anlamadım. Vedat Milor da çok güzel tiye almış. Evet, ne demiş Vedat Milor? Aynı şekilde ben de alırdım. Oku bakayım. Bunu peynir yüzdesini hesapladığım kuantum bilgisayarıyla çözebilirim ama önce nereye hangi yüzdeye gireceğimi anlamam lazım demiş. Yani konuşulmak için, dikkat çekmek yani için ne, yapılan hareketler. Ne gereği var? Vedat Milor da burada tiye almış. O da konuşuldu. Konuştuk işte. Ne diyelim, Nil Karaibrahimgil inşallah %97 negatif düşünceleri yoktur diyelim. Hayır, şunu de yani. De ki bak, şunu anlarım. Beynimizin %85'i negatif, %15'i negatif değil. Bitti. Daha ne sokuyorsun bilmem ne. Bu kadar yüzdeler, rakamlar, harfler kaç satır yazmış ya? Ya ben bunu başkasına anlatsam der ki sen nasıl konuşuyorsun? Yani, sen benimle doğru konuş falan der yani. Çok enteresan. Hiç böyle bir şeye de gerek yokmuş ama dediğin gibi. Yani bence Nil Karaibrahimgil biraz gündem olmaya çalışmış. Konuşulmak bence. İçin de konuşulmak yapmış için olabilir konuşmuş. Diye düşünüyorum. Belki de bizde dalga geçiyor. Dalga geçiyor zaten. Klasik yani. Başka yapacak ne var? Ne kaldı ki yapacak ama pandemiden dolayı? Cem Yılmaz'ın filmde çok güzeldir rolü. İyi oynadı yani. Oyunculuğu da var. Biz Nil Karaibrahimgil'i nerede tanıdık en önce? Şeyde ben biliyorum. Tarkan'ın o beraber oynadığı reklamında. Çok da beğenmiştik o tarihlerde. Aynen. Nedense şu anda beğenemiyorum kendisini. Ama Özgür Kız. Özgür Kız, evet. Gerçekten öyle. Gerçekten bu arada seviyoruz tabii ki. Nil Karaibrahimgil'in yani şarkılarını seviyoruz. Ben bu yaz bronzlaşmak istiyorum. Şarkılarını seviyoruz, onu söyleyeyim. Evet. Artık veda edelim o zaman. Sen yapsana bugün vedayı ya. Sevgili izleyenler, öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz tabii ki ama sosyal mesafemizi koruyacağız elbette. Onun yanı sıra lütfen sokaktaki canlı dostlarımıza yardım edelim. Kedilerimize, köpeklerimize, artık kirpilerimize ne varsa yediğimiz yemekleri paylaşalım. Sularını verelim, bir kap mama verelim mutlaka. Lütfen. Ve onları da yaşamda bir hakkı olduğunu düşünerek hayatımızda bir parça olduğunu unutmadan onları hayatımıza sokalım. Peki. Hoşçakalın. Nil Karaibrahimgil'in şeyi gibi oldu bu da. Yüzdesi gibi oldu. Öyle bir veda oldu ama. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.